Haftanın 5. gününde 5. gün programına hoş geldiniz efendim. Bendeniz Mustafa Yıldız. Bugünkü gündemimiz herkesin gündemi Covid-19 ve Covid-19'la mücadele başlığı altında birçok alt başlık var. Yani bu işin artık hem tedavi aşaması hem aşı tartışması, ilaç tartışması bir yanda ama başka yanda başka tartışmalar da var. O tartışmaları da az sonra gündeme getireceğiz. Hemen değerli konuklarım var stüdyomuzda ve stüdyomuz dışında. Hemen kendilerini takdim edelim. İstanbul stüdyomuzda Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Kurucu Başkanı Profesör Doktor Sayın Alper Çelik olacak. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Ve diğer konuklarımızı da hemen takdim edelim. Öncelikle Oğuz Özyaral'dan başlayalım. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Oğuz Özyaral. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necmettin Ünal hocamız da bizlerle birlikte. Hocam iyi geceler, hoş geldiniz. İyi geceler, iyi yayınlar. Sağ olunuz. Ve terör ve güvenlik uzmanı aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Abdullah Ağar bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Saygılar, iyi yayınlar. Sağ olunuz, teşekkür ederiz. Şimdi birçok tartışma var, birçok sorulacak soru var. Hepsine hızlı bir şekilde başlayacağız ama sevgili izleyicilerimiz sizler de bize sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Aklınızdaki soruları sorabilirsiniz. Sorular gelmeye başladı, onları biriktiriyorum. Elimden geldiğince konunun en önde gelen uzmanları bu akşam stüdyomuzda ve bizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla hepsine cevap vermeye çalışacağız. İlk olarak ilk sorunun cevabını ben vereyim müsaade ederse diğer konuklarım. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yine bir kafa karışıklığı maalesef oldu. O kafa karışıklığını giderelim. 28 Kasım Cumartesi saat 20'de yani yarın akşam saat 20'de başlıyor sokağa çıkma kısıtlaması. Pazar günü saat 10'a kadar. 29 Kasım Pazar günü saat 20'de yeniden başlıyor. 30 Kasım Pazartesi saat 05'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması efendim uygulanacak. Bu arada derneklerin, genel kurulları, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, birlikler düzenlenecek etkinliklerde 3 ay süreyle tekrar ertelendi. Şimdi tabii bu işin birçok dedik ya tartışması var, konuşacağımız da konular var. Yani özellikle aşı başta olmak üzere. Bütün bunlar bir yana bir de komple teorileri var. Şimdi elimde Abdullah Ağar'ın yazdığı Salgının Gölgesinde Güç, Kaos ve Gelecek kitabı var efendim. Şimdi bu kitaptan ilginç, şöyle bir daha göstereyim izleyicilerimiz için. Belki okumayan vardır, şimdiye kadar almayan vardır. Ben okudum. Şimdi hemen şöyle açacağım. Abdullah Ağar hazır bulmuşken oradan başlayacağız. Şimdi kitabın efendim 46. sayfasında diyor ki Abdullah Ağar, yeni bir savaş mı, barış ve insanlığın yükselişi mi başlığı altında. İnsanlık ölümcül bir sorunun var olduğunu anlarsa, kabul ederse ortak akıl ve ortak bir etki ortaya koyar mı? Yolunu, rotasını bulabilir mi? Yoksa çok daha vahşileşip bencilliğini, egosunu, haset ve çekememezliğini, ihtiraslarını, menfaatlerini daha üst bir katmana taşıyıp çok daha vahşi, çok daha vurdum duymaz, çok daha dogmatik, çok daha ritüelist, çok daha kapalı, hatta çok daha arsız şımarık olacak ve sapıklaşacak mı? Önemli bir soru Abdullah Ağar. Şimdi tabii biraz sonra belki bununla ilgili ilginç şeyler de var, görüntüler de var. Biraz açalım burada ne demek istediniz? Efendim çok teşekkür ederim böyle bu şekilde gündem ettiğiniz için. Şimdi son derece önemli tarihi bir kırılmanın yaşanmış olduğu bir sürecin içerisindeyiz. Şimdi Vekaletler Savaşı dediğimiz dördüncü bir nesil savaş yaşanıyor. Ve bu dördüncü nesil savaşın içerisinde sadece insanlar ölmedi, insanlık da öldü. Yani Batı'nın ortaya koymuş olduğu güç iyiliğe hizmet etmediği için ne Batı'ya ne de insanlığa iyi gelmedi. Yani gerçekten bugün insanlığa yol gösterecek veya küresel anlamda yapılan hataları düzeltecek öncelikli olarak bir modele, bir modellemeye ve bunun bir güçle buluşarak veya gücü kendisi üreterek insanlığa barışı, huzuru, adaleti getireceği bir döneme ihtiyacımız var veya buna dair bir ümidimiz var. Şimdi böylesine bir noktada son derece ilginç bir pandemiyle karşı karşıya kaldık. Yani tabii bunu komplo teorisyenleri işte bir takım güç odaklarının insanlığa musallat ettiğini,
Bundan işte insanlığın tekrar dizayn ile ilgili, işte dijital yaşama geçişle ilgili büyük sorumlulukları beraberinde getireceği, motivasyonları beraberinde getireceği dair bir takım cümleler kurdu. Ama ben hani beni biliyorsunuz, ben hani bu komple teorilerine çok itibar etmem. Yani gaybi okumak gibi, geleceği okumak gibi bu tür metotlara başvurmam. Ama şunu hepimizin, şunu yapmaya çalışayım. Yani parametreleri, mümkün olduğu kadar en fazla parametreyi yakalayıp bunun üzerinden bir bilinç geliştirmeye, bir anlamlandırma geliştirmeye ve buna dair bu buradan buraya gider gibi bir şey yapmaya çalışır. Evet. Şimdi burada tabii bizler Müslümanız ve buna dair son derece önemli bir iddiamız var. Medeniyet anlamında, insanlık anlamında, yani sadece kendimize değil insanlığa da bir ışık olma anlamında. Şimdi buna dair de son derece önemli bir muhasebenin, hatta öz eleştiri yapılmasıyla ilgili büyük bir fırsatta yakalamış durumdayız. Kastım şu: her türlü terör örgütünün etkisine maruz kaldık Mustafa Bey. Yani YPG, PKK başta olmak üzere, yasa dışı silahlı sol terör örgütleri başta olmak üzere, dini ve dindar İsmail'den yapılar başta olmak üzere, FETÖ başta olmak üzere ve diğer işte IŞİD'dir, Nusra'dır, El-Kaide'dir, bu tür terör örgütlerinin etkileri. Ve bunların arkasındaki güçlerin bu örgütleri nasıl kullandıklarına dair ve bir diğer tarafıyla da bir jeopolitik bir mücadeleye tutuştuk. Evet. Bu anlamda üretmiş olduğumuz tecrübe bir bilince ve üretmiş olduğumuz güçle entegre olur, gücümüzü ileriye doğru yükseltir ve bunu bir iyiliğe çevirebilirsek, açıkçası insanlığa yol göstermeyle ilgili, insanlığa bir gerçek anlamda kendisine dair bir model üretmenin son derece önemli bir fırsatı yakalamış durumdayız. Şimdi burada... Şimdi bir de şunu söyleyeceğim. Tamam, şimdiden buyurun, buyurun. Şuraya bağlayacağım Mustafa Bey. Ondan sonra siz buyurun lütfen. Tabii. Şimdi burada, hani vekaletler savaşı dedim ya, ironik bir ifade kullanacağım. Şimdi Allah'ı, yaratıcıyı, kesin hüküm koyucuyu ve kesin etki üreticiyi ıskalamış bir insanlık ortaya çıkmışken ve bu kibirli insanlar dizayna girişmişlerken, yani vekaletler savaşı adı altında, dedi ki buyurun dedi size dizayn. Dizayn öyle yapılmaz, böyle yapılır. Vekaletler savaşı öyle yapılmaz, böyle yapılır. Bir virüsü bizlerin içerisine koydu ve şu an aynı diğer tarihteki o büyük salgınlarda olduğu gibi sessiz ve derinden şu an insanlığı yönetiyor ve yönlendiriyor. Evet. Yani bütün geçmişteki, bakın, salgınların böyle bir özelliği var. Biz salgınları hep unutmuşuz. Çünkü hep unutmayı tercih etmişiz. O kadar içten vurmuş ki. Korkmuşuz, yılmışız ve özlemişiz o geçmişte bıraktığımızı ve hep salgınları unutmuşuz. Gömmeyi tercih etmişiz. Ama salgında temel bir karakteri var. Özellikle pandemi diye ifade etmiş olduğumuz küresel boyutta yaşananlar, ki bölgesel olanları da var, İnsanlığa resmen yol vermiş. İnsanlığın gider rotasını değiştirmiş. Neler çıkmış? Bir kere çökük devletler ortaya çıkmış. Başarısız devletler ortaya çıkmış. Bitik devletler ortaya çıkmış. Yükselen güçler ortaya çıkmış. Alçalan güçler ortaya çıkmış. Yükselen medeniyetler ortaya çıkmış, alçalan medeniyetler ortaya çıkmış. Hatta yükselen dinler ortaya çıkmış, yükselen alçalan dinler ortaya çıkmış, yükselen mezhepler ortaya çıkmış, alçalan mezhepler ortaya çıkmış. O kadar çok şey var ki, parametre var ki, o kadar büyük değişikliklere sebebiyet vermiş ki, belki de en önemli yapmış olduğu etkilerden bir tanesi de demografik dönüşüm üzerine ortaya koymuş olduğu etki. Örneğin bir Çin salgını var. Çin'in %60'ını, yanlış, yüzde yorgunluk tabii, %60'ını alıp götürmüş. Düşünün, şimdi bir örnek vereceğim. O salgın Çin'de kendisini göstermeseydi bugün dünyanın demografik yapısı nasıl olurdu? Evet. Yani Çin sadece kendi başına bütün insanlıktan
diğer taraflarından daha üstün bir nüfus gücüne sahip olurdu ki evet. Bu bambaşka bir jeopolitik denklem beraberinde getirdi. Evet, şimdi tabii, bunları anlatmaya çalıştım. Tabii doğru. Bir detay daha var. Biraz sonra ona da değineceğiz. Geçtiğimiz haftaki programda Necmettin Ünal hocamızla bu aşı meselesini konuşurken işte bir tartışma vardı. Aşı olmalı mı, olmamalı mı vesaire. Şimdi o da hala sürüyor. Ben bir de şeyi de çok aslında üzülerek izliyorum. Hala biz televizyonlarda maske takarken burun kapalı mı kalacak, açık mı kalacak, burnunuzu kapatın, ağzını kapatın. Bunu artık geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu da işin ayrı bir boyutu. Yani bilmiyorum hocam, siz de buna katılır mısınız Alper hocam? Elbette. Bir şey var hocam burada. Gerçek Hayat dergisi var elimde. Bu ay sayısında ilginç bir şeye değinmişler. Her şey bilim adamlarınca yönetilmelidir diye bir başlık var. Diyor ki, aklı insanlığın yegane rehberi olarak takdim ettiler. Ardından pek çok akım türedi. Mesela 1918'de her şey bilim adamlarınca yönetilmelidir diyen bir akım zuhur etti. Necmettin Ünal hocam, mesela siz bu akımdan mısınız? Ben iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Ve konuşmama iyi yayınlar diliyorum. Önce Sayın Özyaral'a geçmiş olsun dileklerimle başlıyorum. Çünkü bu pandemi başladığında bir iki kere kendisiyle beraber olmuştuk. Ama maalesef kendisi bu hastalığa yakalandı. Ekranlardan biraz geri kalmıştı. Kendisini sağlıklı olarak burada görmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade edeyim. Evet. Ama izin verirseniz ben Sayın Ağar'ın kitabını inşallah alıp okuyacağım ama katıldığım ve onu destekleyen bazı şeylerle başlamak istiyorum. Buyurunuz. Şayet izin verirseniz. Lütfen hocam, buyurunuz. Hakikaten dünyada her şey değişiyor. Yeni bir sisteme gidiliyor. Ve COVID'e iyi taraftan baktığımız takdirde bu yeni sisteme gidişi hızlandıran bir faktörü var COVID hastalığının. Belki bu değişim gerçekleşecekti ama COVID'de bu daha hızlı gerçekleşiyor. Hı. Bakın, en önemli şey World'dan geliyor. Davos'tan geliyor. Hı hı. Davos'un World Economic Forum'un başındaki adam çıkıyor, diyor ki dünyanın kapitalist sisteminin değişme zamanı geldi artık. Bu iş böyle gitmiyor. Dolayısıyla bizim daha paylaşımcı yeni bir kapitalist sisteme doğru gitmemiz gerekiyor, diyor. Hı hı. Bununla bundan sonra hemen Time dergisi bir kapak yapıyor. Çok enteresan bir kapak. Muhtemelen Sayın Ağar da görmüştür o kapağı. Great Reset diyor. Ve bir resim koymuş. Dünya var. Bir tamirat yapılıyor orada. Bazı şeyler değişiyor ve dünyada bazı şeylerin değişmesi gerektiğine inanılıyor. Diğer taraftan hep beraber yaşıyoruz ki buna katılmıyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün etkinliğini azaltıcı çalışmalar var. Ve diğer taraftan Birleşmiş Milletler'in ne iş yaptığı çok net olarak sorgulanıyor. Sonuçta bu yüzyılda kurulmuş olan, bir önceki yüzyılda kurulmuş olan dünya sisteminin bir değişime ihtiyacı olduğu ortaya koyuluyor. Ve bu değişim ihtiyacı sırasında dengeler değişiyor. Beni bir şeyle suçluyorlar. Beni Bill Gates'in adamı olmakla suçluyorlar. Okudum çok, hocam, evet. Kaç evet, para aldın diye soruyorlar aşıyı savunduğum için. Bakın, Bill Gates servetinin onda birini bugüne kadar sağlıkla ilgili şeylere harcıyor. Uh-huh. Ve dünyanın en zengin adamı iken bir anda üçüncü zengin adamlığa düşüyor. Yerine kim geliyor? Amazon'un sahibi Jeff Bezos geliyor. Yerine kim geliyor? Tesla'nın sahibi Elon Musk geliyor. Bunların çalışma sahalarına dikkat etmenizi isterim. Birisi internet üzerinden bir şeyler yapıyor, biri içinde koşuyor. Hı hı. Ve Dünya Sağlık Örgütü bu arada dünyanın en büyük 10 tehlikesini 2019 yılında ilan ediyor. Bu tehlikeler arasında hava kirliliği, iklim değişikliği, salgın var ve de aşıya karşı isteksizlik, gönülsüzlük, karşı çıkma var. 7 tane daha var. Evet. Bu değişimleri beraber değerlendirdiğimiz zaman Sayın Ağar'ın söylediklerine geliyoruz aslında. Terör örgütlerinden bahsetti. Ben her türlü terör örgütünden bahsediyorum. Terör örgütü kimi kullanıyor?
mevcut paylaşımda yeterli pay alamayan ve hiçbir şey yapma şansı olmadığı için terör örgütünün oyuncağı olan kişileri kullanıyor. Dünya bir değişim içerisinde, belki bu değişimi hızlandırdığı için COVID'e müteşekkir olacağımız günlerde gelecek. Bilemiyorum Sayın Ağar bu yorumlarını, kitabını okumadım, inşallah okuyacağım. Kendi açısından nasıl değerlendirir? Biraz sonra sorarız Sayın Ağar, siz unutmayın lütfen cevabını. Bir miktar değinmiş ama onu da söyleyeyim. Yani olumlu anlamda bir değişime neden olacağını söylemiş. Biraz sonra alırız cevabını da. Şimdi bir süreçten geçiyoruz. Yani bir mağaraya girdik. Mağara karanlık ve biz içeriği göremiyoruz. Dolayısıyla adımımızı atarken o karanlık mağarada şöyle bir önce bir adım atarsınız da bir önünüzü şöyle hani görme engelliler şeyle böyle değnekle önüne kontrol eder ya. Ben ona benzetiyorum biraz, hani bu kadar hocamın arasında çok fazla konuşmak istemem ama. Şimdi bunun içerisinde bir şey var, o da şu. Bizim şu anda mücadele ettiğimiz şey bir virüs kaynaklı hastalık mı ya da o hastalığın da içinde olduğu bir süreç mi? Çünkü hocam, Alper hocam, 28 yaşında ya da 22 yaşında bir sporcu çok sağlıklı, hasta oluyor, hastaneye gidiyor. Hatta ben sağlıklıyım diye ilaç kullanmıyor. Covid'i de normal bir şekilde geçiriyor. Bir hafta sonra kan pıhtısı ve hayatını kaybediyor. Nasıl oluyor hocam bu? Zaten ölümlerin iki tane temel sebebi var bu virüse bağlı. Bir tanesi sitokin fırtınası denilen vücudun verdiği aşırı reaksiyondan kaynaklanan bir hadise. Bir diğeri ise evet pıhtı. Bir şekilde bu virüsü geçirmekte olan ya da geçirmiş insanlar pıhtıya karşı bir temayül geliştiriyorlar. Pıhtı gelişimine karşı ve pıhtı oluştuktan sonra da hayati organlarda tıkaçlar ortaya çıkıyor. Ve hayatını kaybeden insanların önemli bir kısmı zaten bu pıhtılar yüzünden vefat ediyor. O sebeple artık biz tedavi algoritmalarımızı değiştirdik. Rutin olarak kan sulandırıcı ilaçlar, iğneler kullanıyoruz. Ama 28 yaşındaki bir sporcu... Pardon, herkese kullanılıyor mu bu şeyden sonraki tedavide? Yani bu Necmettin Hocam, belki siz de bu konuda katkı sağlarsınız. Her COVID geçirene kan sulandırıcı veriliyor mu şeyine göre, yaşına göre? Klinik pratikte evet. Necmettin Hocam belki kendi pratiğinde daha farklı ifade edecektir ama şu an kan sulandırıcı rutin olarak kullanılıyor. Evet. Çünkü başta yoktu çünkü. O yüzden karşı bir temayül ortaya çıkıyor. Evet. Biz bunu fark ettik. Oğuz Hocam, mesela siz kullandınız mı şeyden sonra kan sulandırıcı hastalığı geçirdikten sonra? İyi akşamlar. Öncelikle hocalarıma iyi yayınlar diliyorum herkese. Necmettin Hocama da çok teşekkür ediyorum iyi dileklerinden dolayı. Ben zaten rutinde bir kan sulandırıcı preparat kullanıyorum. O yüzden artı bir ilaç verilmedi bu doğrultuda. Çünkü sizin normalde geride yatan hastalıklarınıza da bakıyorlar. Tedaviyi uygularken ona göre bir kür uygulanıyor. Ben artı böyle bir preparat kullanmadım. Ben direkt favipiravirle tedavi olmuştum ilk geldiğinde. Evet. Biz aynı dönemin mağdurlarındanız Oğuz Hocam. Evet, birbirimizi arayıp teselli ettiğimiz günler daha dün gibi Oğuz Hocam'la. Alper Hocam, buyurun, siz kaldığınız yerden devam edin. Ben biraz daha öncesine bir dem vurmak istiyorum. Şimdi bu mağara örneğini verdiniz. Biz bu mağaraya daha önce girdik, iki defa girdik. 2005-2006 yıllarında hem kuş gribi hem domuz gribi örneklerini yaşadık ve maalesef bir olumsuzluk söz konusuydu. Çünkü ne kuş gribinin ne domuz gribinin öldürücülüğü mevsimsel gribin ötesinde değildi. Ve o dönemde çok ciddi aşı planlamaları yapıldı. İşte bürokratlar çıktılar, aşılarını yaptırdılar. Ekranlarda bunlar görüldü. Fakat ölüm oranlarına baktığımızda ne kuş gribinin ne de domuz gribinin o kadar ciddi bir ölüm oranına sahip olmadığı ortaya çıktı. Covid'de de başta öyle dendi. Bunu henüz bilmiyoruz ama... bu yaşanmışlık bir olumsuz hafıza geliştirdi. Ve hem domuz gribi hem kuş gribi ile alakalı olumsuz bir toplumsal hafıza gelişti. Eğer ki bugün Dünya Sağlık Örgütü suçlanıyorsa, emin olun bu geçmişteki yaşanmışlıkların önemli bir rolü var. Ve bu yüzden şu an aşı ile alakalı bir sürü komplo teorileri üretiliyor. Aşı hepimizin kurtuluşu olacak tabii ki ama o yaşanmışlıklar da son derece önemli. Evet. Aşı konusundaki o tartışmaya da biraz sonra değiniriz ama hani yeri geldiği için söylüyorum. Mesela Necmettin Hocam'ın çok önemli bir sözü var. Yani aşı olmam diyenlerin
Başka bir seçeneği yok. Aşı olacaksınız. Ama mesela Elon Musk gibi düşünenler de var. Yani ben sağlıklıyım, benim aşı olmama gerek yok. Hasta olurum, geçer giderim şeklinde bakanlar da var. O da bir tartışma. Bilemiyorum. Yani ben burada o konuda ahkam kesecek halim yok. Ama öyle bir şeyde gidiyor yani, öyle bir tartışmada. Evet, ama toplumsal bir orana ihtiyacımız var. Yani bu virüsün bizim toplumumuzdan ya da dünya toplumlarından eradikasyonu için, yani ortadan kaldırılabilmesi için, toplumsal bir bağışıklık için 2/3'ümüzün aşılanması gerekiyor. Minimum. Bu olmadan o toplumsal bağışıklık oluşmayacak zaten. Hı hı. Yani o toplumsal bağışıklığı evet, kazanmak hani, için de aşıya elbette, ihtiyaç olacak. Evet, elbette. O da önemli. Şimdi Oğuz Hocam, sizi bir miktar beklettim. Bir dakikanızı daha sadece rica edeceğim. Çünkü aslında sizin alanınızı çok ilgilendiren bir görüntü geldi bugün. Programdan 10 dakika önce gördüm ben. Bir maske tartışması yaşanıyor metroda. Tramvayda, özür dilerim. Bir kişi maskesini takıyor. Biz hep işte programlarda söylüyoruz ya, şöyle ben tarif edeyim, maske ile değil de mendille tarif edeyim. Şu burun dışarıda kalacak şekilde takıyor. Tamam mı? Tabii toplumda bir hassasiyet olduğu için bu konuya bir tepki görüyor. Şimdi o görüntüyü bir izleyelim lütfen. Arkadaşlarımız hazırladıysa geliyor. O zaman bir izleyelim görüntüyü hemen. Sen yanıma gel. Şimdi bu 2-3 dakikalık bir tartışmanın ben 20 saniyesini izlettirdim. Bir şey dedim ya az önce, artık biz bunu geçmemiz lazım. Bilmiyorum yani, ben bana zul geliyor artık. Ya maskenizi işte burnunuzu kapatın. Bu işin ABC'siydi. O kısmını geçtik. Hatta kulakları çınlasın. Tevfik Özlü hocamıza demiştim ya, biz hocam ne kadarını biliyoruz bunun. Hala maske mesafede miyiz? Evet, maske mesafedeyiz hala demişti. Ama artık hani bunu da geçmek lazım. Şimdi Oğuz hocam, burada da ayrı bir tartışma da yürüyor. Yani maskenin korurluğu tamam anlaşılıyor, ama bu sefer de işe bitkisel çözümler vesaire giriyor. Dün bu konuyu araştırdık Oğuz Hocam. Bitkisel çözümler gerçekten işe yarıyor mu, yaramıyor mu diye. Orada da yine araştırırken ayrı bir tartışma çıktı. O da şu, yani sirke ile gargara yapmak, işte ebe gümeci ile gargara yapmak, yok işte kekik yağını kullanmak. Neticesi şu oldu, sağlıklıyken ilaç içmeye, hastayken de bunları kullanmaya gerek yok gibi bir şey çıktı ortaya. Siz ne dersiniz hocam, hem bu tartışmaya hem de bu diğer söylediğim konuya? Şimdi aslında yani bütün boyutlarıyla baktığınız zaman rahatsız edici tabii bir sürü konu çıkıyor ve birçok kimse de kendini öne çıkarmak için şehir efsaneleri yaratabiliyor. Hiçbir bitki yoktur ki sizi doğrudan korusun, doğrudan tedavi etsin. Böyle bir şey yok. Ancak destekleyici olabilir. Bunu da bütün hocalarım da bilir. Bunu fitoterapistlerin kendileri de bilir. Yani siz hiç geçmişini bilmediğiniz yepyeni bir virüsle karşılaşıyorsunuz ve sürekli diyorsunuz ki onu ye, şunu ye, bunu ye. Hayır efendim, siz sadece doğrudan bağışıklık sisteminizi güçlendirmekle yükümlüsünüz. Yani ağzınıza aldığınız sirkeyle yapabileceğiniz tek şey bir gargaradır. O da zaten rutininizde de yapın. Yani bunu COVID'e karşı falan değil. Bir yerden gelen bir sizde gelişmekte olan evet, bir virüs söz konusuysa, ben bir ağzımı sirkeyle çarkalayayım da bu lavabo mu ağzın, ne yapıyorsun? Oradaki mikropları temizliyorsun. Geriden gelenleri ne yapacağız? Ne yapacağız yani, biraz böyle anlamlı işler yapmak doğru, lazım. Bana garip geliyor. Ha yapın, ben size yapmayın demiyorum, ama bu ne bir tedavi yöntemidir ne de sizi koruma yöntemidir. Bu sizi rahatlatmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Yani sizin tedaviniz oradaki viral yükü yok etmek. Bunun için de hocam, ilaç gerekiyor yani. Bu hocam, kadar basit. Bu bitkisel çözüm meselesi çok önemli. %100 oranında fiyatlar artmış, hatta %300 oranında artan var. Ben gelmeden önce ismini vermeyeyim. İçeride bir arkadaşım okaliptüs yağı çekiyordu böyle burundan. Ben arada kekik falan kaynatıyorum, onun şeyini çekiyorum. Yani duyuyoruz, ne yapayım, biz de etkileniyoruz. Ama burada bakın çok önemli bir sorun var. Yani
ilaçlara karşı bir güvensizlik mi söz konusu halkımızda? Neden çözümü aşılarda arıyor, bitkisel çözümlerde arıyoruz? Ama Oğuz Hocam'ın dediği çok güzel bir şey. Yani orada biz normalde sirkeyle ağzımızı çalkalayabiliriz. Elbette. Temizlik amaçlı. Elbette. Ya da ne bileyim, yani bilmiyorum Oğuz Hocam şeyi var mıdır? O kekiği kaynatıp işte suyunu, dumanını çekmek biraz şey gibi oldu. Böyle Kızılderili usulü yapıyoruz ama yani bunun da bir faydası vardır belki ama Covid'i engellemez diyor. O önemli. Oğuz Hocam'ın söylediği. Şimdi sevgili Alper Çelik o kadar önemli bir şey söyledi ki acaba ilaçlara karşı güvensizlik mi? Yani şimdi burada kekik yağı tabii ki antiseptik etkisi var. Yani bunu zaten laboratuvara girip oturup deney yapmaya başladığınızda görüyorsunuz. Ama bir bakın koruyuculuk başka, tedavi başka bir şey. Evet, yani siz ağzınızı ağız sağlıkla başlar diyoruz. İşte dişlerimizi fırçalıyoruz, gargara yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Hani kendimizi korumak adına orada mikroplar gelişmesin diye yapıyoruz. Ama içeride gelişmiş bir mikrobiyal yük var, viral bir yük var. Ben ya da dışarıdan gelen herhangi bir şey var. Siz bununla koruyuculuk yapamazsınız. Yani böyle bir içeride o neyi kaplıyor ki? Sizin ağızdan aldığınız nefes yoluyla onu aldığınızı düşünürseniz orada aman ben bir kekik yağıyla ağzımı sıvayım da virüsler oradan girmesin. Yani Allah aşkına biraz bilmiyorum fazla kafa karıştıran, fazla gerekli olduğunu sandığını iddia eden, gereksiz bilgi salan bir yapı var ve insanlar tabii ki süreç uzadıkça da kendilerine çıkış yolu arıyorlar. Yani kimisi diyor ki işte bir aşı çıksa da hemen bir iyileşsek, aşı çıksa da yani kurtulamayız daha. En az 2 sene lazım. Sevgili Alper Çelik söyledi. Yani dünyada nüfusunun 3/2 aşılanması. Bugün başlasa kaç yıl sürer o kadar adamı aşılamak? Bakalım herkes kabul edecek mi aşılanmayı? Bir de öyle bir süreçle yüz yüzeyiz. Tabii yani o tartışmayı da ayrı bir zaman ayıracağım. Bu arada bugün hani programımızın ilk bu dilimini biraz kafa karıştırmak istiyorum. Yani biraz şu konuları gündeme getirmek istiyorum. İkinci diliminde biraz daha oturtup biraz daha tartışmayı farklı bir yöne çekip üçüncü dilimde de bir neticeye ulaştırmaya çalışacağım. Bu arada maske hususunda önemli bir şey var. Yani sadece burnunu kapatsa da ağzını açıkta bıraksa daha az zarar verecek. Çünkü bizim burnumuzda çok yüzeyel bir sinirimiz var. Tam şu hizada duran bir sinirimiz var ve bunun etrafı sil dediğimiz küçük tüycüklerle kaplı. Ve virüslerin burada tutunma, burada kalma süresi daha uzun. Burnunu kapatıp ağzını açık bıraksa belki daha az zarar verecek. Öyle mi? Elbette. İşte konuşurken ben akşam da bir bilim kurulu üyesini izledim. Yani işte maskeyi tabii takalım, nasıl takalımı anlatıyor hala da. Maalesef yani o da çok değerli bir insan. İsmini şimdi vermeyeceğim. Ama biz hala hani aradan geçmiş artık bir yılı doldurmuşuz. Biraz bunun artık farklı yönlerini konuşmamız lazım. Bu bir süreç mi? Belki bunu konuşmamız lazım. Bu dediğiniz de çok önemli ayrıca yani. Evet. Şimdi Abdullah Ağar, az önce Necmettin Hocam'ın sorduğu soruya da hem cevap isteyeceğiz. Yani bu virüsü belki önümüzdeki süreçte olumlu değişimlere yönelik de değerlendirebilir miyiz diye. 2 tane haber okuyacağım birer cümlelik. Hong Kong Sağlık Bakanı yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan kişilere $645 verileceğini söyledi. Nedeni de insanlar gelir kaybı korkusuyla işte test yaptırmıyorlarmış ülkesinde. Dolayısıyla $645 verilecekmiş. Bu bir. İki, Çin bu koronavirüsün Wuhan'da yayılmadığını iddia ediyor. O da ilginç bir şey. Çin Bulaşıcı Hastalık Kontrol Merkezi Başkanı Zeng Guang diyor ki virüs diyor nerede yayılmaya başladı izini sürmek tüm cevapları vermez ama diyor iddiaya göre İtalya ve İspanya'da bu işi yayıldı diyor. Barcelona'da yayıldı diyor. Daha önce de Amerika Birleşik Devletleri'ne hatırlayacaksınız suça atmışlardı. Şimdi Abdullah Ağar'a sözü vermeden yine Güç, Kaos ve Gelecek kitabının bu sefer şurada not almıştım çok özür dileyerek. Hemen 366. sayfasını açtım. Orada da Abdullah Ağar diyor ki belki de ilk kez istihbarat servisleri insan olmayan bir düşmanı ciddi olarak değerlendirmek zorunda kalıyorlar. Bu çok önemli bir cümle. Altını hepsini okumayayım. Hazır Abdullah Ağar buradayken bana okumak düşmez. Şimdi baktığımız zaman
Bu tartışmaların hiçbiri aslında şeyle ilgili değil. Yani bir işte bulaşıcı hastalık ve onun önlenmesiyle ilgili değil. Ekonomi var, istihbarat var, efendim siyaset var, başka şeyler var. Abdullah, şimdi hem Necmettin Hocam'ın sorusuna hem de bu bağlamdaki görüşlerinizi rica edeceğim. Efendim şimdi şunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öncelikle şunu söylemem gerek ama yani 3 saygıdeğer değerli bilim adamımızın, hocamızın yanında ben işin sağlık kısmıyla ilgili bir yorum yapmaya utanırım. Yani çünkü onların konusu, benim konum işin jeopolitik kısmıyla, yani virüsün üretmiş olduğu etkiyle birlikte, varlıkla birlikte dünyada ortaya çıkan güvenlikle ilgili meseleler, evet, veya diğer milli güç unsurlarıyla, yani bizim siyasi, askeri, ekonomik, demografik, bilimsel ve teknolojik, coğrafi, evet, ve kültürel anlamda ortaya koymuş olduğu etki, küresel rekabetteki ortaya koyacağı etki ve işte bahsetmiş olduğunuz gibi mücadelelere, savaşlara etkisi ve istihbarat bilimine olan, evet, hatta teolojik kısmına da girdim ve en çok zorlandığım kısmı da işin teolojik kısmıydı. Yani çünkü, evet, o da son derece önemli. Çünkü biraz önce Necmettin Hocam'ın sormuş olduğu soruya da o alanda mümkün olduğu kadar elimden geldiğince cevap vermeye çalıştım. Şimdi insanlık benim görebildiğim doğal dengeyi, ahlaki dengeyi ve kozmik dengeyi çok zorladı. İstismar etti ve bozdu. Şimdi doğal olarak bir şekilde bu alanlardan insanlığa karşı bir takım karşı etkiler kendisini göstermeye başladı. Şimdi hem çevreye zarar verdik, hem insana zarar verdik, hem ruha zarar verdik. Şimdi bu virüs de buna dair bir ders çıkartıyorum. Bir ders olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bir diğer tarafıyla bütün insanlığı derinden derine etkileyen son derece önemli bir tarafı var. Şimdi bunu tabii akıl egemen kültürler, akıl egemen medeniyetler tabii bunu açıkçası kendi lehinlerine çevirmek için çok daha güçlü bir arayış içerisinde olacaklar ve muhtemelen onlar kazanacaklar. Yani büyük bir sürprize karşı karşıya kalmazsak. Aslında burada buna dair de son derece önemli bir ders var. Hani bizim kutsal kitabımızda 700-800 yerde akla, yani akıl üzerinden bilime, bilince, teknolojiye son derece önemli bir gönderme varken, kendi içimizdeki yaşamış olduğumuz o kontaminasyonlarla birlikte büyük bir zafiyet üretiyoruz. Buradan çıkartılacak çok önemli dersler olduğunu düşünüyorum. Yani bilimin ve gücün insanlık adına kullanılmasıyla ilgili. Hı hı. Çünkü şu an bakın, şimdi bir takım cümleler kuruluyor. Yani sorun küreselse çözüm ulusal. Şimdi bu bir kaçış cümlesine yazık ki. Yani küresel bir sorunun çözümü ancak küresel bir işbirliğiyle kendisini gösterebilir. Ve bu aşı meselesinde de son derece büyük bir hata yaptığını düşünüyorum ben ülkelerin. Menfaatleri ve ihtirasları doğrultusunda. Evet. Bu sanlıkla ilgili, insanlığın sağlığıyla ilgili bir şey. Ve herkes bu işi, ben diğerine karşı nasıl bir üstünlük sağlarım niyet ve maksadıyla hareket ediyor bu aşı meselesinde. Yani sadece işin içerisinde ekonomik anlamda kazanılacak para falan yok. Bu son derece önemli bir güvenlik sorunu ve jeopolitik bir meseleye dönüşmüş durumda. Bu aşı meselesi. Bu açılardan doğru okunması gerektiğini düşünüyorum. Yani ve burada hani benim öngörüm şu. Ya ümide dair cümlem şu. Türkiye doğru bir modeli ortaya koyabilir. Yani aslında bununla ilgili devletimiz çok güzel, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten son derece hassas bir ekonomik noktada olduğumuz halde elimizde olan bütün işte maske olsun, diğer işte teknik cihazlar olsun her yere gönderdi. Yani zengininden fakirine kadar. Yani en kötü durumda olan işte Irak'taki en zor alanlara dahi, Kerkük'e dahi, Musul'a dahi gönderdik. Yani en fakir yerlere gönderdik. Bu çok güzel bir örnek davranıştı ama açıkçası şunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Örnek davranışı, örnek ahlaki göstermek günümüzde yetmiyor. Yani iyilikle gücü buluşturmaya ihtiyaç var. Evet. Yani
Bu anlamda güç evet belli bir kapasitemiz var. Doğru ama yetmiyor. O zaman gücü yanımıza çekmek zorundayız veya gücü ikna etmek zorundayız. Çünkü güçlenmek büyük zaman alacak. Yani doğru şekilde ilerlemeyi başarabilirsek yani çok zaman alacağını düşünüyorum. Yani çok çalışmaya gerekiyor ve zaman istiyor. Ama gücü olanları doğru bir akıl, doğru bir bilinç ve doğru bir kavramsal metot geliştirerek en azından etkileyebileceğimizi düşünüyorum. Yani buna dair bir ümidim var. Çünkü yani hepimizin gördüğü, hepimizin şikayet ettiği temel bir gerçek var. İnsanlığın bittiği bir noktadayız ve tam bu noktada koronavirüs patlamış durumda. Bunun da ben çok manidar olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi burada dediniz ya bu küresel soruna ulusal çözüm olabilir mi olamaz mı diye. Ülkelerin yani bizim jenerasyon, belki sizin jenerasyonda da bu şekilde kapandığı bir şey görmemiştik. İlk defa gördük. Sokağa çıkma kısıtlaması diye bir şeyle tanıştık. Bütün dünya tanıştı. Şimdi bugün iki konu tartışılıyor. Biz de bir miktar belki değinsek iyi olur. Tabloda vaka sayılarının artık gösteriliyor olması. Yani 6 binlerden işte bugün 29 bin, 30 bine dayandı. Bunun bir katkısı oluyor mu Alper Hocam? Yani bu sayının işte 6 bin olması insanları daha mı rahat hareket etmeye sevk ediyor? Bu birinci soru. İkinci soru da gerçekten bu kapanma meselesi salgın önlemede başarılı olacak mı? İkinci sorunuzdan başlayayım. Daha uzun sürelere ihtiyacımız var. Partikülün havada asılı kalma süresi uzun. Çünkü ve sadece hafta sonuyla bunu yapmamız pek mümkün değil. Belki kısa vadeli ama birkaç günü kapsayan kapanmalar söz konusu olabilir. Ve ilk sorunuzla alakalı olarak da devletimizin bir dinamiği var ve bazı şeyleri bazı doğrultularda açıklamak durumundayız. Evet. Ve hani görünen o ki bu sayıların değiştirilmesi veya da sayıların farklı bir şekilde semptomatik artı asemptomatik bütün hastaların bildiriliyor olması toplumsal davranışımızı çok değiştirmiyor. Hı hı. Bir korku modeli oluşturmuyor. Görüyoruz işte yine maskeyi oraya mı takayım, buraya mı takayım bunu tartışıyoruz hala. Maalesef evet. Bilinçlenmeye ihtiyacımız var. Yani açıkçası bu kadar profesörü bir araya toplayıp ya maske burnumu kapatsın, ağzımı kapatsın demeyi artık aradan bir sene geçmiş. Evet. Ben çekiniyorum size sorarken bu soruları. İşte bu akıl birlikteliğine ihtiyacımız var. Yani toplum nezdinde evet ben işim yoksa bugün dışarı çıkmamalıyım. Evet maske bu şekilde takılması gerekiyorsa bu şekilde takmalıyım. İki tane takılması gerekiyorsa iki tane takmalıyım. Çünkü sizin takmanız yetmiyor. Karşınızdaki insanın da takması lazım. Doğru. Ki kontaminasyon riski minimuma düşsün. Hı hı. Ama rakamlar konusunda ben açıkçası rakamların herhangi bir çekinceye sebebiyet verdiğini düşünmüyorum. Bu kalp şeker tansiyon hastalarının peki bu konuda hani tabii ki daha dikkatli olmaları lazım ama yani elbette. Hiç mi bir yolu yok? Yani kalp hastası COVID-19'a yakalanırsa hiç mi düzelmiyor yani? Burada önemli olan kalp damarlarınızda pıhtılaşmaya sebebiyet verecek bir geçmişiniz var mı? Daha önce kalp krizi geçirdiniz mi? Kalbinizde stent var mı? Kalbinizde ritim problemi var mı? Eğer bunların yanıtı evetse ya da boyun damarlarınızda bir tıkanıklık söz konusuysa çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü programın başında da ifade ettik. Bu insanların çoğu damar içi pıhtılaşma evet. sebebiyle hayatını kaybediyor. Evet. Ve eğer sizin sabıkalı bir damar yapınız söz konusuysa çok dikkatli olmanız lazım. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamanız lazım. Ama burada da bir çelişki var. Çünkü diyabet hastalarının, kalp damar hastalarının günlük düzenli olarak yürüyüşlerini, egzersizlerini yapıyor olması lazım. Ve bizim şu an içinde bulunduğumuz tablo daha hiçbir şey değil. Asıl COVID sonrası nasıl bir obezite, nasıl bir diyabet patlaması ortaya çıkacak? Bizim i̇şte, şimdiden bunun hazırlıklarını işte benim yapmamız lazım. Asıl öğrenmek istediğim, sordum soru da o zaten. Evet. Biz sadece COVID'i geçirdik bitti mi? Yoksa biz bir sürecin şu anda işte başında, ortasında bir yerinde miyiz? Maalesef bu süreç devam ediyor. Sıkıntı. Ve görünen o ki COVID sonrası dönemde örneğin takım sporlarında çok ciddi bir darbe yaşanacak. Çok ciddi bir azalma söz konusu olacak. İnsanlar bir araya gelmekten imtina edecekler, evet. çekinecekler. İşte tam da Abdullah Ağar'ın o yazdığı konuların işte detayları bunlar. Ve tabii. tüm bunun sonucu ne olacak biliyor musunuz? Bireysel yalnızlaşma.
bizim aile yapımız, bizi bir arada tutan, toplumumuzu güçlü kılan şeylerden uzaklaşacağız. Yalnızlaşacak bireyler. Evet. Modern çağın insanı yalnız obez bir birey olacak. Diyabetik, hipertansif, tansiyon yüksek, yalnız yaşamaya alışmak zorunda kalmış bir birey olacak. Çocukların hepsi zaten evdeler, kilo aldılar. Bravo. Ve en önemlisi bu çocuklar belki hiçbir şekilde sokak oyunlarını bilmeyecekler. Çünkü bireyin omurgasının gelişimi çocukluk çağlarına başlıyor. Benim büyüdüğüm kent İskenderun'da biz engebeli arazilerde atlardık, hoplardık, zıplardık. Ve ben 45 yaşındayım, hala omurgamda o gücü hissediyorum. Çok hor kullanmış olmama rağmen. Ama benim çocuğumda ben o gücü görmeyeceğim, göremeyeceğim. Çünkü benim çocuğum hiç o engebelerden atlamadı, damlardan dama atlamadı, koşmadı, zıplamadı. Evde tabletle oynadı. O da ayrı bir sıkıntı oldu. Evet. Tabii. Şimdi burada tabii yine kafaları karıştıran bir başka tartışma var. Dünyadaki bir tartışma. Ben yalnız burada Sayın Çelik'in söylediği bazı şeylerle ilgili buyurun açıklama hocam. Yapma gereksinimi duyuyorum izin verirseniz. Buyurunuz lütfen hocam. Şimdi ben Çelik'e bazı konularda katılıyorum ama bazı konularda aynı düşüncede değilim. Sayı konusunda aynı düşüncede değilim. Şimdi Sayın Çelik cerrah, metabolik cerrahi yapıyor. Zannediyorum özel de çalışıyor. Sayın Çelik, iki tane ameliyat yapacağınız hastane var. Birisindeki hastaların %70'i COVID'li, birisinde ise bir tane COVID'li hasta var. Hangi hastanede ameliyatınızı yaparsınız? Elbette tek hasta olan hastanede. Evet. Peki. Yüksek COVID olan hastanede ameliyat yapmanız gerekti. Önlemlerinizi maksimuma çıkarmaz mısınız hem kendinizle hem hastanızla ilgili? Tabii ki. Evet, buna da cevabı. O zaman sayılar önemli. Sayılar önemli. Bunu daha da makro seviyeye iletebilirsiniz. İstanbul'dan kalkacaksınız, Bursa'ya gideceksiniz. Bursa'da biliyorsunuz ki korkunç bir salgın var. Gitmezsiniz. Bilmezseniz eğer, alo. Duyuyoruz hocam, duyuyoruz sizleri. Eğer o sayıları bilmezseniz gidersiniz ve hasta olursunuz. Dolayısıyla halkın en azından kafası çalışan ve bunu değerlendirecek kişiler için sayılar çok önemlidir. Bu ülkeler açısından da önemlidir. Siz buradan kalkıp Belçika'ya gideceksiniz. Benim kongrem vardı, gitmedim Belçika'ya. Çünkü vakalar korkunçtu. Onun için dünyanın tüm ülkelerinde sayıların doğru açıklanması, biraz önce Ağar'ın dediği gibi, Sayın Ağar'ın dediği gibi global bir olaya, global çözüm bulabilmek için birinci önceliktir. Gelelim ikinci konuya. COVID sonrasını hatırlatarak çok doğru bir şey yaptınız. Biz daha şu anda hastalıkla uğraşıyoruz ama bizim yoğun bakımdan çıkardığımız gencecik hastalar var. Bundan sonra belki oksijensiz yaşayamayacaklar. Daha onlar başımıza gelmedi, yaşamadık. Üçüncü probleme geldim. Üçüncü problem de şu. Bir konuda çok haklısınız. Hakikaten damar sisteminde problemi olanlar bu hastalığa çok dikkat etmelidirler. Ancak bu hastalığın bir özelliği var. Endotelit yapıyor bu. Vaskülit yapıyor. Yani damar sisteminde hiç problemi olmayan hastada bile damar sistemi tamamen tıkanaraktan bu mikrovasküler anjiyopatik gelişmeler ve trombotik olaylar yapıyor. Hiçbir damar problemi olmayan hastalarda bile organlardaki damarların tıkanmasıyla organın iflasına neden oluyor. Buna da niye bir söz söyleme gerektiğini duydum? Halkımız şöyle anlamasın. Benim hiç damarsal bir hastalığım yok. Rahat evet. olayım. Covid geçirsem bile bir şey olmaz. Bu yanlış algıya engel olmak için buna da müdahil olma gereksinimi duydum. Teşekkür ediyorum evet, Mustafa Bey. Rica ederim. Oğuz Bey buyurunuz. Evet. Benim için çok karmaşık bir süreç olduğunu defalarca ifade ettim. Çünkü işin başından beri anlamamız gereken bir şey vardı. Hiç tanımadığımız bir görünmeyen düşmanla savaşıyoruz.
Ve bunu bütün dünya yapıyor. Sırf ben yapmak durumunda değilim. Sadece benim sınırlarım içinde değil. Siyasi bir haritayı tanımıyor. Bütün dünyada herkesi tanıyor. Siz eğer ona kendinizi tanıtırsanız, çok basit bir şey olacak ama şu maske konusu her zaman için önem taşıyor. Siz kapalı bir yerde yarım saat durduğunuzda, isterseniz mesafeniz 1,5 değil 10 metre olsun, o alanın içinde sürekli konuşmaya başladığınız zaman nefes taş oluyorsunuz. Bunu nasıl anlatmak gerektiğini de bir türlü bilemedim. Yani inanılmaz sıkıntılı bir süreç. Otobüse biniyorsunuz, metroya biniyorsunuz, iniyorsunuz ve o maskeyle bütün gün dolaşıyorsunuz. Sonra o maskeyi elliyorsunuz. Onun üstüne eğer bir viral yük bindiyse çıkarıyorsunuz, yüzünüze gözünüze dokunuyorsunuz. Yani aslında Sayın Ağar'ın da Sayın hocalarımın da dediği gibi burada bilinçlenme çok önemli. Yani toplumların, sadece Türkiye bunu kendi kendine başaramaz. Sadece İspanya, Fransa ya da belli bir kuşak değil. Bugün Hindistan'dan tek cümle almıyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor, evet. Kim öldü, kaç kişi, ne oldu, sayıların ne oldu ve şimdi mesela daha farklı, ben her zaman şunu söyledim, işte bu rakamlar yanlış deyip duruyorlardı geçen aylarda. Ben dedim ki epidemioloji çok ciddi bir bilim dalıdır, istediğin gibi oynarsın. Yani nasıl çekiyorsan içinden rakamı o şekilde anlatırsın, her anlattığın doğru, hiçbirisi de yanlış değil. Yani burada ona bakış açısı, eğer bugünkü bütüncülü tanımlamaksa, buyurun rakamlar ortada, evet. Hiçbir şey değişmiyor. Yani 25 binler 30 binlerden söz ediyoruz, her gün şu kadar hasta çıkıyor karşımıza diye. Ben sokakta neyin değiştiğini anlamaya çalışıyorum. Hala maskesiz gezen insanlar var. Hala ben üniversitenin kapısında suratına maskeni taksana dediğim kişilerle karşılaşabiliyorsam, ya az önce demek tramvaydaki toplumda tartışma gibi hocam, tak deyince de bu sefer kavga çıkıyor. Ama yani şimdi aslında sevgili Mustafa Yıldız, şunu bilmek lazım. Pandemilerin tarihçilerini okuduğunuz zaman, yani belki tıp tarihindeki hocalarım da anlattı birkaç kez, ben ona da rastladım. Yani 10 yıl kadar süren pandemilerin varlığından söz ediliyor. Ve eradikasyon diyoruz. Yani o kadar zor bir şey ki eradike etmek, yani yok etmek. Bu bir bakteri değil. Her gün sana mantosunu, kılığını, kıyafetini değiştirip karşına çıkabilir. Aşı yapsan da karşına çıkabilir. Yapmasan da çıkabilir. Buradaki tek doğru yaklaşım, bilinçli davranmayı öğrenmek lazım. Şu evet, belki maalesef tam hocamlar söylerken aynı cümleyi yazmışım. Yalnızlaşıyoruz kelimesini buraya yazmışım. Ama yalnızlaşmaktan korkmak yerine hobiler edinip hayatımızı renklendirebilecek bir yapıya doğru gitmek lazım. Konuşmalarına başlarken hocalarım söylediler. Zaten bu virüs gelmeseydi 20-25 yıl sonra biz ister istemez teknolojinin bize getirdiği bu yeni yaklaşımlarla yaşam tarzımızı değiştirmeye doğru gidiyorduk. Yani inanılmaz bir endüstriyel çıktı, inanılmaz suyu kaybetme. Bugün hijyenin temeli temiz ve içilebilir sudur. Buna erişemezseniz değil COVID, her türlü mikrobiyal hastalıkla yüzleşiriz ve kırılmalar olur insanlarda. Enfeksiyonları alır başını gider. Dolayısıyla dünya böyle bir sürecin içine de gidiyor. Bir yandan küresel ısınma, bir yandan insanların nereye gittiğimle ilgili korkuları reddetme davranışları. Aslında burada sosyologlara, psikologlara, herkese ihtiyacımız var. Yani evet. Sadece işin klinik boyutuyla virüs şunu yapıyor, bunu yapıyor diyerek biz bir şeyin önüne geçemiyoruz. Toplumdaki kırılmaların nedenlerini şimdi oturup diğer meslek grupları, arkadaşlarım çalışması lazım. Neden belli semtlerde hastalıklar tavan yaparken belli semtlerde mesela daha durgun
geçebiliyor ya da artık bütün İstanbul'a yayıldı. Zaten 17 milyondan söz ettiğiniz zaman bu kadar adam insan sokağa çıktığında da bir de ben hala anlayamadığım bir şey var sevgili Mustafa Yıldız. Yani pazara 7 kişi gidiyor bir aile ya. Halen böyle gidiliyor. Pazar eğlence yeri değil. AVM'nin üstünde yazıyor. Alışveriş merkezi, eğlence merkezi yazmıyor. Saat 10'u bekliyorlar. Hurra kapı açılsın. Oraya doluyoruz. Nedir bu insanlardaki aymazlık? Biraz orada ama bütün dünyada böyle bir tavır var. Bu, evet. Ben bunu Türkiye için konuşmuyorum. Kıymetli Abdullah Ağar o kadar güzel söylemiş ki hocam yani dünyadaki insanın bir öğrenme dönemine geçmesi gerekiyor. Evet, evet. Bugün bununla yüzleşiyoruz ve çok zor bir şeyle yüzleşiyoruz. Ben 68 gün evimden çıkmadım da bana niye çıkmadın dedi. Ya benim yaşım var, başım var, arkada 10 tane kronik hastalık var. Ama ben bu hastalığı yenebildim. Neden? Çünkü kendimi korumayı yeğledim. Evet, evet. Yani şeker hastalığım var, o var, bu var. Alper Çelik'in söylediği bir sürü hastalık var. Necmettin Hocam çok iyi biliyor o süreçte yaşadıklarımı. Ama kendinizi korumazsanız son derece sıkıntı. Doğru. Hocam onun da birkaç detayını öğrenmek isterim. Faydalı olur. Şimdi bir araya gitmek istiyorum. O araya gitmeden önce bir hemen kısaca şu izleyicilerimizden de gelen bir şey var. Lütfen maskenin doğru kullanılmasının altını çizerek anlatalım diyor. Yanlış anlaşılmasın. Maskeyi anlatmak istemiyoruz demedim. Aksine anlatmak artık bana zul geliyor artık. Ben çekiniyorum bunu anlatırken bir yıl geçti aradan dedim. O da yanlış anlaşılmasın. Alper Çelik Hocam size çok teşekkür ediyorum. Bu dinlediğinizle birlikte oldunuz. Abdullah Ağar size de çok teşekkür ediyoruz.